olay isim. Olayların hep içindeydi fakat şu an dışından bakacak. Çünkü bir talibi var artık. Zeliha geliyor efendim alkışlarınızda. Çok güzel bir isim. Görkem Bey geliyor Zeliha için efendim. Görkem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olun, sizi sormalı. Ben de İstanbul'dan mı? İzmir'den geliyorum. İzmir, ah canım. Aha. Neresinden? Üç yol. Üç yol, İzmir'e üç yola selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz Görkem Bey. Hoş bulduk Zeliha Hanım. Nasılsınız, yolculuk nasıl geçti? İyiyim, sağ olun, iki gündür buradayım, sizi bekliyorum. Beni bekliyorsunuz. Evet, seni biraz bekletmişiz, özür dileriz. Yok, rica ederim, hayır, teşekkür ederim. Yaşınız kaç? 20 yaşındayım. 20 yaşındasınız. İzmir'de yaşıyorsunuz. İzmir'de yaşıyorum. Ailemle birlikte yaşıyorum şu anda. Evet. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Balık burcuyum. Duygusal biriyimdir. Kıskançım biraz. Çok mu kıskançsınız? Evet. Ben çok sıkıya gelemem ama. Ama kendim çok sıkarım. Bak. Sıkıya gelemem ama sıkarım diyor. Siz ama Ankara'da yaşıyorsunuz. Buyurun. Siz Ankara'da yaşıyordunuz. Evet, 20 yaşındasınız. Evet, ben Ankara'da yaşıyorum. 20 yaşındayım. Aslan burcusunuz. Evet, aslan burcu. Siz de kıskanç birisiniz diye biliyorum ama. Evet, ben çok kıskanç birisiyim. Evet. Ama kıskanç insanları sevmem. Ama ben kendim kıskancım. Oldu. Ben yapayım, kimse bana yapmasın. Abla. Ne oldu Cansu? Aslında kıskanılmak hoşuna gidiyor. Öyle mi? Evet, burada öyle söylüyor. Şaşırdım. Aa. Ben de çünkü kıskanç biri olduğunu bildiğim için o yüzden sormuştum. Aa, takip etmiş bak Görkem Zeliha'yı. Hangi duygularla geldiniz? Beni ne kadar beğeniyorsunuz? Neyi beğeniyorsunuz? Nasıl beğeniyorsunuz? Duruşunuz hoşuma gidiyor. Biraz da ağır başladınız. Sessiz kalamıyorsunuz herhangi bir konuda. Kendinizi hani savunabiliyorsunuz. Evet. Kendi ayaklarınızın üzerinde durabiliyorsunuz. Hayat işte. Durmak zorundayız. Öyle, evet. Öyle. Peki benim yapabildiklerimi siz de yapabiliyor musunuz? Ayaklarınız üzerinizde kendiniz durabiliyor musunuz? Tabii ki de mesela kendinizi savunabiliyor musunuz insanlara karşı? Her konuda kendimi savunabilirim, haklıysam. Güzel. Bak, alışveriş yapmayı seviyormuş, enteresan. Evet, boş zamanlarımda alışveriş yapmayı seviyorum. Mağazaya giderim, arkadaşlarımla birlikte de gezerim. Ay ne güzel. Hafta sonları evde fazla durmam. Cumartesi, pazar günleri çıkar dolaşırım. Kıyafetler alırmış, kendine evet. Bakmayı severmiş. Bak, ben de alışveriş yapmayı çok severim. Gezmeyi de çok severim. Sevdiğim birini aşırı derecede kollarım. Sahiplenici bir kişiliğim vardır. Duygularımı saklamam. Duygularımı erkekler saklamam. Ağlamaz derler ama ben her yerde her zaman ağlayabilirim demiş. Aynen. Ya erkekler bravo. Ağlamaz diye bir şey yok. Yok. Ortam içinde ağlayamasa da sessiz kendi başına bir yerde ağlayabilir. Evet. Bence de. Ben de ağlayan erkek gördüm yani. Ya omuzuma yatırıp ağlattım yani. Biliyorum. Mesela kim? Buradan boş, değil tabii ki de boş canım. Boşver. Kimse kim artık. Karıştırmayalım orayı. Sen de. Yani hani ağlayabiliyor erkekler, ondan insanlar, bahsettim. İnsanlar canım, tabii ki herkes ağlar. Aynen, öyle şey mi olur? Aynen. Bu arada sunucuyum. Organizasyon işleriyle uğraşıyorum. İşimi merak ediyorsanız. Aa, güzel. Organizasyon işleri güzel. O zaman sizde fazla heyecan yok şu an. Alışkınsınız. Yok, hayır. Hiçbir heyecan yok. Aa, normal. Güzel. Evet, gayet rahat duruyor. Rahat. Konuşması evet. Da rahat geldi. Güzel. Teşekkür ederim. Hiç aşk yaşadın mı? Dolu dolu bir aşk. İlkokul aşkı diyelim. Ama sayılamaz. Onu saymıyoruz. Başka merak ettiğiniz bir şey varsa unutamadığın hiç insan olmadı mı? Hani seviyordum ben bu kızı, hiç unutamadım, aklımdan çıkmıyor diyebileceğin hiç kimse olmadı mı şimdiye kadar? Olmuştu. İlkokul aşkım da o da. Ama bir süre sonra insan tabii ki unutabiliyor. Yani unutamayacak diye bir şey yok. Aynen. Bir süre ben sonra de çabuk unutan bir insanım, biliyor musun? Ortak özelliklerimiz var mesela. Evet. Biraz gözün korkmadı mı gelirken? Zeliha birazcık tatlı cadıdır ya böyle. Hı? Ben onu nasıl söyleyeyim? Korktum aslında ama... Ya neden korktum? Ben çok iyi bir insanım. Benim iyi niyetimi suistimal ediyorlar, bu kadar. Heh. Evet. Zuhal abla ya, ben kötü bir insan mıyım sen de? Kızım, sana kötü diyen oldu mu? Kötü başka, tatlı cadı olmak başka. Değil mi? Daha tabii sempatik yani. Oluyorsun mesela. Ha, hoşuna gidiyor. Evet. Kızdığında falan böyle hafif çeçeronumsu. Hoşuna evet. Gidiyor sen.
Kıskançlığı göreceğiz. Da mesela insanın daha fazla ilgisini çekiyor. Zoru seviyorsun. Ki dobracı birisi. Dobra, dobra. Hiç lafımı esirgemem. Esirgemez. Evet, eller kalktı locadan. İlgar'la başlayalım. Kısa kısa herkesten yorum almak istiyorum. İlk önce Görkem kardeş hoş geldin. Hoş bulduk İlgar Bey. Sana iki sorum olacak. Eyvah. Tabii. Ne kadardır izliyorsun Zeliş Hanım'ı? Bir haftadır izliyorum. Peki karşındaki insanın geçmişi seni ilgilendirir mi? Bir insanın geçmişi... Bana yorum yapmasın. Ben konuşabilir miyim? Görkem'i de ilgilendirmez, bizi de ilgilendirmez. Kimsenin geçmişi bizi ilgilendirmez. Zuhal Hanım. Ben sadece soru sordum. Bana yorum yapma. Sebep? Yapamazsın. Düne kadar bana yorum yapıyordun sen. O zaten beni bir haftadır izliyormuş yani. Eğer takıntısı olsaydı gelmez de olur. Bir tane sen niye karışıyorsun? Benim de bazı sorularım var. Ben de istemiyordum senin bana yorum yapman ama palıklama atlıyordun her şeyi. Ya yapmasın. Bana yorum yapmasını istemiyorum. Tamam, bundan sonra Zeliha da sana yorum yapmayacak, tamam mı? Ben ona yapmam. Lütfen. Tamam. Lütfen dikkat edin. Bir kadınlığına kızdığına bir saygın olsun. Hadi hitap şekillerinize dikkat edin birbirinize. Tamam, Ali, gerek yok abi. Gerek yok, gerilmeyin. Ben Zeliha'nın olumlu olacağını düşünüyorum. Çünkü kardeşim bakıyorum buradan yakışıklı, gayet de iyi. Teşekkür ederim. Sessiz, sakin, Zeliha'nın tam istediği bir karakterde. Bir uyum gördüm tabloda. Evet, Zeliha tamam. Daha çok baskın taraf olduğu için olumlu bakacağını düşünüyorum. Düşünüyorsun. Cansu Hanım'dan yorum alabilir miyim? Evet. Zeliha'cığım kimseye bakma bence. Kimse yani sizi ilgilendirmez. O yüzden kendi kararını kendin seç. Bir de ben aşırı yakıştırdım yani. Bir çaya teşekkür çık ederim yani. Canım benim. Aşırı ederim. Yakıştırmış. Evet. Gülşen abladan da alayım, Mehmet senden de alacağım. Hoş gelmişsin evladım. Buradayım ben. Zeliha'nın üzerine çok düşmesinler. O benim cici kızımdır. Aa. Deli doludur ama kalbi pırlanta gibidir. Evet, evet. Teşekkür ederim. Zeliha'cığım uygun gördüm. Bir çaya çıkarsın. Oldu mu bebeğim? Evet, yüreği temiz bir arkadaşımız. Bakmayın öyle olur arada gerginlikler. Mehmet. Görkem hoş geldin. Hoş bulduk. Siz Görkem'le daha gelmeden önce sosyal medya üzerinden zaten konuşmuştuk. İşte ben geleceğim falan demiştim. Sosyal medya canavarı Mehmet. Oradan bir irtibata geçmiştik. Zeliha'nın son dönemlerde çok yıprandı aşk olaylarında. Aslında gerçekten iyi niyetli bir insan. Kalbi de güzel, içi de güzel. Ben onu tanıyorum yani. Burada olduğum süreden beri. Evet, biliyorum. Görkem de iyi bir arkadaşımıza benziyor. Bence bir çaya çıkıp konuşsunlar. Konuş Zeliha bence bir tanı. Bence olumlu görüyorum ben bu ilişkiyi. Ben bir şey söyleyebilir fazla. Miyim? Söyle. Zaten bir insanın geçmişi geçmişte kalmalıdır. Ben buraya geldiğim için benim için geleceği önemli. İşte benim için de bu önemli. Evet, yaşanmış yaşanmıştır diyoruz. Önümüze bakıyoruz. Evet. Hanife abi. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Hanife Bey. Bir kere sözlerine, konuşmalarına etkiledin Zeliha'yı. Yani Zeliha görselliğe de önem vermeden yakışıklısın. Çay içeceğinizi umuruyorum. Peki. Arkadaşlarım çok müsaitli. Ben de çay içerim. Aa güzel. Zeliha, hayır Zeynep. İstiyorum. Görkem Bey değil mi? Evet buyurun. Şunu merak ediyorum. Bana sosyal medya üzerinden mesaj atıp benimle tanışmak istediğini söyleyip neden Zeliha Hanım'a talip olduğunu merak ediyorum. Ay şimdi şak diye düşün bayılacak. Ay Zeynep nereden çıktı bu? Şimdi kendisine soralım bana değil yani. Niye böyle geçmiş bir şey? Dedi, şu anda Melisa'nın niye böyle bir şey günü, söylüyorsun? Zeynep niye böyle bir şey söylüyorsun? Nasıl her şey neden güzel giderken. Şey? Bir saniye bir saniye. Sen niye ilgileniyorsun bir saniye, ki? Mehmet. Şimdi seninle alaka bir yani? Bir saniye bir arkadaşımıza sorayım. Görkem oldu mu böyle bir şey? Daha önce oldu. Daha önce de yani değil, Cuma buraya günü. Gelmeden önce. Tamam. Cuma günü evet. Ama daha önce kanala çıkmamıştım. Bu benim için bir geçmiştir. Ki artı sizinle normal seviyeli bir şekilde konuştuk. Öyle değil ne mi? Ne oldu? Olumsuz mu dedin sen yazıştınız? Ne hayır oldu? Ben nasıl bir şey söylemedim. Tanışmak istediğini söyledi. Evet. Yani sen ben cevap yazmadın. Ne olumlu ne olumsuz bir şey söylemedim. Hiç. Ama şu an yani Zeliha Hanım'a gelmesi tuhafıma gitti. İletişiminiz ki olmadı yani. Yok olmadı. Peki sen neden sonra vaz mı geçtin? Bir de Zuhal abla işte Melisa'ya söylemiş. Yani işte Zeynep'i çok beğendim gibisinden. Yani şu an mesajları bile gösterebilirim. Ben de şahidim ona. Melisa'yı nereden tanıyorsun Görkem? Tanıyor musun Melisa'yı? Burada mı tanıştın? Melih benim arkadaşım, Melisa. Kardeşim gibi. Melih ile Melisa. Evet. Zeynep Hanım da ortak arkadaşımız olarak olduğu için. Ben anlatabilir miyim? Anlat. Cuma günü yayın bittikten sonra ben cuma günü buradaydım. Biliyorum evet. Melisa'nın doğum günü vardı. Evet.
Biz de Melih'le birlikte Melisa'nın doğum günü kutlamaya gittik. Ona sürpriz yapmaya gittik. Zeynep de oradaydı. Başka bir kişi daha vardı. Melisa'nın bir yakını. Hı. Orada denk geldik Zeynep Hanım'la. Fazla bir muhabbetimiz olmadı. Daha doğrusu hiç olmadı. Konuşmadık bile. 10 dakika falan gördüm. Kendisi kalkıp gitti. Sonra arkadaşlarla biz otururken Melisa'yla ve Melih'le bana dediler ki işte Zeynep'e talip çıkabilirsin. Güzel kız. Değerlendirebilirsin. Benim de o an aklıma girildi. Hmm. Yaptığım daha bugün yanlış... bile söylemiş ama Zeynep'i ikna eder misin falan demiş. Böyle bir şey yok. Nasıl öyle bir şey yok? Ben yalan mı söylüyorum? Melisa'yı çağır, Melisa konuşsun. Ya. Peki sen neden o halde eğer hakikaten öyle bir beğeni varsa... Benim aklımda zaten öyle bir hiçbir şey yoktu. Çıktın? Zeliha'ya çıkacağım onlar da biliyordu. Ha. Fikir olarak kafama mı girdiler diyorsun evet. Öyle? Motive mi etmeye çalıştılar evet. Zeynep'e çıkman konusunda? Sen bir şey sormak ister misin? Ben bir şey sormak istemiyorum ama Zeynep'in şu an yaptığı doğru oldu. Çünkü ben gibi görünebilirdi o da insanlara mesajları karşı. Mesajları da sana gösteririm aynı şekilde. Yok mesajlar falan benim için önemli değil. Daha paravan açılmadı. Ben de arkadaşı görmedim. Benim ilk talibim ne olursa olsun ben onu çaya götüreceğim ve dinleyeceğim güzel. Onu. Bana gelmiş güzel. Sonuçta. Güzel. Şimdi bakın şöyle bir şey olabilir. Ben bir şey söyleyeyim alacağım fikirlerinizi. Şimdi daha evvel bir şey de hissetmiş olabilir, beğenmiş de olabilir. Sonuçta hiçbir araya gelmediniz değil mi? Yok, sosyal medya üzerinde anladım. Belki hoşlandı, gördü ekranda ama sonra vazgeçti ve Zeliha'ya çıkmak istedi. Bununla ilgili bir sıkıntısı olan var mı? Olabilir. Fikir yani daha bugüne kadar söylemesi tuhaf yani. Fikir değiştirmiş olabilir. Bilemeyiz yani düşüncesini. Onu Zeliha özel olarak sorar aynen, zaten. Aynen ben soracağım onu. Peki o zaman açalım bir paravanı. Bir karşılaşsınlar bakalım. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweet is reborn. Let it flow. It flows back to you. The love ball. So we'll be making another round. The love ball. This is something for everyone. Teşekkürler. Aşk gemisi miydi? Ay, çocukluğumun dizisi. Ben bu konuyu sana özel olarak anlatabilir miyim? Tekrar hoş geldin. Hoş o konuda oldum. Değilim ben. Şu an bir şey soracağım sadece. Tabii. Ben seni çaya götüreceğim. Tamam. Sen bana gelmişsin, ona mesaj atmışsın. İki gün sonra ona talip olacaksan ben seninle çaya çıkmayayım. Hayır, iki gün sonra talip olacağım diye bir şey yok. O anki kafede olan... Bir konuşmaydı bu ve aklıma girildi. Ben de daha sonra zaten söyledim. Buradaki insanlar herkesin tamam. aklına girer canım. Sen onlara takıntılık yapma. Peki çay içecek misin? Evet. Peki Görkem ve Zeliha'yı böyle alıyoruz. Birlikte bir çay içecekler. Böyle mi? İster böyle geçin. Yok, ister. Böyle tamam nasıl çalıştık. İsterseniz. Hadi kolay gelsin. Tamam. Paravan açıldı gördüm işte. Çay gelsin çay gelsin. Muhabbetin yanında sıcacık. Çay gelsin çay gelsin. Acele etme tabii iyice. Çay gelsin çay gelsin. Orkestra sen de söyle. Çay gelsin çay gelsin. Paravan açıldı gördün işte çay gelsin çay gelsin muhabbetin yanında sıcacık. Çay gelsin çay gelsin. Acele etme tanı iyice. Çay gelsin çay gelsin. Seyirci sen de söyle.